Fekale raculun, Resulullah Efendimizin ashabından o mecliste, Mescid-i Nebevi'de bulunup da Resulullah Efendimizin vaazını, övdüğünü dinleyen bir sahabe dedi ki: İnne hadihi muvaddi'in femâzâ ta'hedu ileynâ ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü dedi, sanki bu bir veda vaazı gibi, bir bizden ayrılma, bir veda vaazı gibi bize kendinden sonrayı, sonra neyi öğütlersin? Yani biz senden sonra ne atalım? Bize ne tavsiye edersin? Biz senden sonra neye sarılalım? Ey Allah'ın Resulü dedi Resulullah Efendimizin ashabı da. Şöyle dedi Resulullah Efendimiz, kâle usîkum bi takvallah. Size takvayı, Allah'tan korkmayı tavsiye eder. Muhterem Müslümanlar, İslam ümmetini var eden şey, bugüne kadar var kılan şey, İslam ümmetini dünyanın neresinde olursa olsun Allah'a kul eyleyen şey nedir? Allah korkusudur. Bu sebeple Resulullah Efendimiz öncelikle neyi tavsiye etti ümmetine, ashabına neyi tavsiye etti? Allah korkusunu tavsiye etti. Allah korkusu nedir derseniz, Allah'ın emirlerine, evamire sımsıkı sarılmaktır. Allah korkusu nedir derseniz, Allah'ın haram kıldıklarından yüz çevirmektir. Nerede olursak olalım, ne zaman olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun, Allah'ın haram kıldıklarından ne yapmaktır? Yüz çevirmektir Allah korkusu. Ve biz şunu biliriz ki, Talak suresindeki ayet-i kerimelerden şunu biliriz ki, Allah'tan korkan kimse, takva sahibi, ittika sahibi kimseye Allah hiçbir çıkışın kalmadığı, çıkmaz sokağa düştüğü zaman insan, mümin, Cenab-ı Hak ne yapar? Ona bir çıkış yolu verir. Hani ayet-i kerimede buyuruyor, men yettekillâhe yec'allehu mahrecen ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Kim ittika sahibi, takva sahibi olursa, Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu verir, bir mahreç verir, onu darda bırakmaz, onu çaresiz bırakmaz ve ona ummadığı yerden, beklemediği yerden, ummadığı kadar, beklemediği kadar hesapsız bir şekilde rızık veriverir. Yine bakın, yine aynı Talak suresinde 3 ayet-i kerime, bir tanesi de şudur: Men yettekillâhe yec'allehu mahrecenden sonra ve yukeffir anhu seyyiâtihi ve yuazzim lehu ecra. Allah'tan korkan ittika sahiplerinin, takva sahiplerinin günahlarını, suçlarını, hatalarını örter de, yani başkasına mahcup etmez. Hem dünyada utandırmaz, mahcup etmez, hem de ahirette mahcup etmez, utandırmaz. Hani biz dua ile başladık. Allahümme ahsin akibetenel umuri külliha ve ecirna min hizyet dünya ve azabil ahira. Ya Rabbi, bizim işlerimizin akıbetini güzel eyle. Ya Rabbi, bizi dünyada ve ahirette utandırma, mahcup etme ya Rabbi.